Daha önce biliyorsunuz bir Bergama gerçekliği var. Uşak Eşme'de de bu akma oldu. Bu akma nasıl oluyor? Şöyle, altın madeni biliyorsunuz kayalardan çıkarılıyor. Bu bir öğütmeyle birlikte, ağır kimyasallarla birlikte, siyanürle birlikte altın o şey içerisinden, toprak içerisinden ayrıştırılıyor. Geriye kalan malzeme neredeyse böyle agrega dediğimiz, yani çakıl boyutunda veya böyle çamurumsu bir şekilde teknik olarak yıkanıp temizlenip öyle depolanması gerekiyor. Ama şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Mesela şirket burayla ilgili daha önce akma olmayacak dedi ama bakın mesela akma oldu. Eşme'de akma oldu değil mi? Bergama'da akma oldu. Bizim bu alan içerisinde topraktaki o altın alındıktan sonra ağır kimyasalların yıkandığıyla ilgili, temizlendiğiyle ilgili ve zeminle, yani depolandığı alanda zeminle izolasyon üzerinden depolandığıyla ilgili ciddi kaygılarımız da var. Çünkü önümüzde bir akma gerçekliği var. Bu akma gerçekliği bugün resmi makamlar 10 milyon metreküp diye, yani yoğunluk üzerinden bir rakam veriyorlar. Belki biraz daha halkımızın anlaması doğrultusunda ağırlık olarak verirsek bu 25, 30, 35 milyon tona tekabül ediyor aslında. Böyle bir akma ve bu akma çift taraflı oldu. Yani bir dere tarafının olduğu, bizim görüntülerde gördüğümüz işte kamyonları işte orada konteyneri içine alan bir dere tarafının olduğu, bir de maden faaliyetinin yürütüldüğü çukur bölgesinde oldu. Oraya dair herhangi bir bilgimiz yok henüz. Daha bir bilgi gelmedi. Bir fotoğraf veya bir herhangi bir belge paylaşılmadı ama çift taraflı bir akma gelişti. Bu akma dediğimiz olay, oradaki o malzeme yoğunluğunu yaklaşık 2-2,5 gram santimetre küp. Yani bir çok viskozite dediğimiz akışkanlığı çok yoğun. Zaten görüntülerde de görüyorsunuz. Su gibi akıyor, geliyor. Agrega, çamurumsu malzeme. Ve bunun içerisinde ağır kimyasallar olduğunu, işte siyanür evet bozulan bir kimyasal ama siyanür haricindeki diğer kimyasallar yüzlerce yıl bozulmuyor. Biliyorsunuz. Haliyle o bölgede dere kısmına aktığı zaman Fırat Nehri'ne ulaşma durumundan azade şu anda bulunmuş olduğu aktığı zeminde yani bir hacim genişliği yarattı kendine. Zemine yayıldı. Yani şu anda zeminle herhangi bir arasında izolasyon yok. Haliyle şu anda yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına karışma riski, bulaşma riski çok ciddi bir risk olarak duruyor. Orada derhal çok ivedi bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Yani izolasyon dediğimiz jeotermal, jeotekstillerle ciddi alanların yaratılıp oradan o malzemenin taşınıp hemen bir an önce zeminle bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Yağış var şu anda biliyorsunuz. O bölgede de yağış var. Siz dün oradaydınız. Yağıştan sonra bir buharlaşma yine gelişecek. Bu sefer o kimyasallar buharlaşmayla doğaya karışacak. Yani ekoloji üzerinde, toplum sağlığı üzerinde geri dönülemez ağır tahribatlar yaratma noktasında bir daha ağır ve acı deneyim olarak karşımızda duruyor. Yani TMMOB'nin bütün uyarılarına rağmen raporsal boyutta, hukuki boyutta. Başka ne tehlikeler bekliyor? Şöyle, şu anda o yığın, liç alanı dediğimiz alanla maden faaliyeti ve lagün havuzu, o siyanür havuzlarının arasında bilginiz üzerine Muzur fay hattı geçiyor. Ve bu fay hattı aktif fay hattı. Daha önce TMMOB bu alanda raporu düzenlenirken buraya dair yine bir raporlama, bir hukuki süreç başlatmıştı ve suç duyurusunda bulunmuştu. Bu fay hattının diri fay hattı olduğunu, o zaman o dönemki bakanlık çalışanlarının diri fay hattı olmadığını, tam tersi ölü bir fay hattı olduğunu ama bunu şu anda jeoloji literatüründe, bugün depremsellik literatüründe o bölgede diri bir fay hattı olduğunu, ciddi anlamda bir depremsellik yaratabilme potansiyeli olduğunu, olası bir depremsellikle birlikte orada lagün havuzlarından tutun da yine tekrardan o liç alanlarının akma ve lagün havuzlarının patlama riski çok ciddi anlamda önümüzde duruyor. Bütün bu denklemi ele aldığınız zaman orada yapılması gereken tek bir şey var. Kamucu anlayışı, ekolojik anlayışı, bugün toplumcu anlayışı esas alan bir devlet politikasıyla oradaki altın faaliyetinin derhal durdurulması ve o firmanın kapatılması ve o alanın rehabilite edilmesi üzerine TMMOB'nin bugün 70 yıllık bilgi birikiminin ortaya koymuş olduğu anlayış, kamucu anlayış tam da bu noktaya oturuyor yani.